Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün tekrardan 30 dakika menüsü hazırlayacağım. En kısa sürede ne tarz yemekler yapabiliriz? Bunun amacıyla hazırlıyorum bu videoyu. Neler yapacağım? Hemen bir sıralayayım. 3 çeşit yapacağım. Etli taze fasulye, şehriye pilavı, kırmızı biber salatası yapacağım. Siz isterseniz bunun yanında birer de çorba yapabilirsiniz. Hemen taze fasulyemi kırarak başladım ben. Taze fasulyem yarım kilo. Biraz az yapıyorum. Biliyorsunuz benim normalde hazırladığım menüler 4 kişilik. Tam 4 kişilik yapıyorum. Ertesi güne kalmaması için. Şu anda çünkü her gün menü çekiyorum. Ondan dolayı ertesi güne yemeğimin ziyan olmaması için az az yapıyorum. Fasulyelerimin hepsini kıracağım. Taze fasulyemi birazcık suda bekleteceğim. Ben hemen o arada şöyle yarım çay bardağından biraz daha az sıvı yağını tencereme alıyorum. Ocağımın altında yakıyorum. Eti çok fazla kullanmayacağım. Siz isterseniz çoğaltabilirsiniz. Bir 150 gram kadar anca, 150-200 gram arası kuşbaşı doğranmış dana eti. Bir 5 dakika etleri yağda kavuracağım. Kavurduğum etlerin üzerine bir tane soğanı yemeklik doğradım. Orta boydan biraz daha büyük bir soğan kullanıyorum. Bir tane orta boy kırmızı biberi de doğradım. Bir iki dakikada bu şekilde kavuracağım. Kavrulan soğanların üzerine bir yemek kaşığı domates salçası. Yeterince tuz. Pul biber. Kavrulan etimin ve soğanın üzerine hemen taze fasulyemi ekliyorum. 2 dakika fasulyelerimi kavuracağım. Kavrulduğu yeterli. Artık içerisine kettle'da kaynattığım kaynar suyumu ekliyorum. Çok fazla sulu yapmıyorum ben. Damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Benim için yeterli. Düdüklüye de koyacağım için çok fazla su çekmeyecektir. Düdüklü tenceremi kapatıp tencerem kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika sonra altını kapatacağım. Hemen şehriye pilavımı yapmaya başlıyorum. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağını tencereme koyuyorum. Şöyle çay bardağının 3'te 1 kadar da sıvı yağ ekliyorum. Şehriye pilavı birazcık yağı çok çeken bir pilav. Hemen ardından 1 su bardağı şöyle 250 ml'lik büyük bardaklardan şehriye içerisine katıyorum. Altını orta ateşe getiriyorum. Kavuruyorum. Çok dikkat edin, yakmayın. Rengini şimdi ben kavururken göreceksiniz. Kavurma esnasında sürekli karıştırın. Karıştırmayı bırakmayın. Kavrulana kadar sürekli karıştıracağız. Ölçü verebilmek için ölçüyle yapacağım. Şöyle iki buçuk bardak koydum. Şöyle bir miktar da tuz ekliyorum. Suyu yeterli şimdilik. Eğer ki bakarım az gelirse yine eklerim. Ocağınız alabileceğiniz en kısa alın. Yavaş yavaş pişirin. Salatamı yapmaya başladım ben. Hemen neler var onu sıralayayım. Şöyle bir miktar taze soğan, maydanoz, dereotu, bir su bardağı mısır,
şöyle konserve kırmızı biber kullanacağım. Eğer siz isterseniz normal kırmızı biberi fırına atarak közleyebilirsiniz. Kabuğunuzu soyarsanız aynısı olur. Benim şu anda evde olmadığı için bunu yapacağım. Kornişon salatalık kullanacağım şöyle 5 tane kadar. Sos olarak da limon, zeytinyağı, tuz kullanacağım. Ben bir taraftan doğramaya başladım hemen. Doğradıklarımı kabuğumun içerisine alıyorum. Kırmızı biberlerimi doğrayacağım. Bunları da şöyle doğruyorum. Gördüğünüz gibi çok ufak da değil, büyük de değil, normal. Salatamı daha geniş bir kaba aldım. Hemen içerisine şöyle 2-3 yemek kaşığı, yani damak tadınıza göre de koyabilirsiniz. Zeytinyağı ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. Yarım da limon sıkıyorum. Karıştırıyorum salatamı. Az önce kullandığım kabımı tekrardan kullanacağım. İçerisine boşaltıyorum. Bu salata gerçekten çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Hatta böyle 5 çaylarında bile misafirlerinize yapabilirsiniz. Tam hazır. Gördüğünüz gibi. Görüntüsü müthiş. Hemen yemeklerime bakıyorum. Piştiyse sunumun içerisine boşaltıyorum pilavımı. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde dibine de tutmamış. Gayet de güzel pişmiş. Gayet de güzel pişmiş. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi tam kıvamında, dağılmıyor da. Etleri de aynı şekilde bir tane tane. Bugün de yemeklerimin hepsini hazırladım. Umarım sizlere bir fikir oluyordur. Siz isterseniz yanına bir çorba yapabilirsiniz. Neler hazırladım? Etli taze fasulye, şehriye pilavı, kırmızı biberli karışık bir salata. Yanına ben birazcık da kavun doğradım. Siz isterseniz yanına çorba da ekleyebilirsiniz. Eğer ki kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.